Hoş geldiniz. Bültenli Ne Var programımıza. Artık gruplarda son karşılaşmaları konuşacağımız yayınımız başlıyor. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde gruplarda 6. ve son karşılaşmalar oynanacak. Çıkanlar belli, mücadelesi sürenler var, iddiası devam edenler var. Tabii ki bir de temsilcilerimiz var. Hepsini konuşacağız stüdyo. Ozan German, Görkem Candan, Orhan Aşkıner ve ben Barış Düşmez. Tabii ki kamera arkasında da arkadaşlarımızla bu yayını gerçekleştiriyoruz. Onlara da selamlarımızı gönderelim. Buyurunuz, hızlı bir giriş çünkü bülten çok yoğun. Dinamo Kiev Fenerbahçe ile başlayalım. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta 3-0'dan geri döndü. Rennes'le 3-3 berabere kaldı. Müthiş bir geri dönüşü imza attı Sarı Lacivertliler. Deplasman golü kuralı olmadığı için ilk maç 2-2 idi, 3-3 ama genel averaja bakılacak puan eşitliği halinde. Her şey eşitse işte sarı karta kadar gidecek olaylar. Ama Rennes tabii ki ayaklarına kayla oynayacak. Bir gol şu anda Fenerbahçe'den eksik durumda. Fenerbahçe artı 4 averajda, Rennes artı 3 averajda ama sanki böyle ayaklarına kayı 4-0, 5-0 yenecekmiş gibi. Dolayısıyla Fenerbahçe esasında Rennes'i mağlup edemeyerek grup liderliği şansını bana göre çok çok zora soktu ki Dinamo Kiev eski gücünde olmasa da Fenerbahçe genel itibariyle Dinamo Kiev maçlarında zorlanıyor. Şanssızlığını Batshuayi ile kırdı. O maçı kazandı. Burada Fenerbahçe'nin konsantrasyonu ne olacak? Orası önemli. Çünkü Jorge Jesus 5-2'lik İstanbul Spor maçından sonra Dinamo Kiev teknik direktörünün istediği bir sonuç bile çıkabilir diye ilginç bir açıklama da yaptı. Çünkü bazı oyuncuların üzerine çok yük bindi. Bir tanesi Altay, bir tanesi Atilla Salay, ikisi de hata yapmaya başladı. Ben Fenerbahçe'nin gol yiyeceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var önerisinde bulunuyor. Görkem, Fenerbahçe maçlarını yerinden yakından takip ediyorsun. Rennes maçında da yerinden yaşadın. 3-0'dan 3-3'e geldi. Liderliği aslında o maçta bitirebilirdi ama yine bir umut liderlik şansını son maça taşımayı başardı. Ozan German'ın da dediği üzere teknik direktör Jesus'un İstanbulspor maçının ardından yaptığı açıklamalar. Lucescu'ya bir gönderme yaptı. Bizim önceliğimiz lig dedi. Avrupa Ligi'ni zaten kazanamayacağımızı biliyoruz ama gittiğimiz yere kadar gideceğiz dedi. Nasıl bir maç bekliyorsun ve grup liderliği şansını da yorumlar mısın? Ya aslında grup liderliği tamamen de gidebilirdi. Yani 3-0 oldu maç. Yani resmi olarak kötü anlamda da bitebilirdi. Öyle bir maçı geride bıraktı Fenerbahçe. Aslında grup liderliğine tekrar ortak oldu diyebiliriz. Yani 3-0'dan sonra maçı 3-3'e getirdikten sonra. Bunun motivasyonu var ama şöyle de bir gerçek var. Rennes evinde Larnaka ile oynuyor. Yani Ozan German'ın da belirttiği gibi çok rahat bir galibiyete de gidebilir. Ama AYK Larnaka bu grupta o kadar da kolay teslim olmadı fazla. Umudum var. En kötü oyunda Fenerbahçe maçıydı, onu söyleyeyim. Liderlik umudum var. Var ben. Yani Fenerbahçe lider bitirebilir bence. Çok sürpriz olmaz ama şu an bence de Fenerbahçe önde olmasına rağmen Rennes bir adım önde gözüküyor. Rakiplerden dolayı. Çünkü Dinamo Kiev Fenerbahçe'ye hep ters geldiğini Ozan German da söyledi. Bir de Lucescu ekstra bileniyor Fenerbahçe'ye karşı. Böyle bir durum da var. Türk takımlarına kendini göstermeyi seviyor biliyorsunuz. Ama ben Fenerbahçe'nin kazanacağını düşünüyorum Kiev'de. Jesus'un açıklamalarına geleceğim hızlıca. Zaten Jesus grubun başından beri bu grubun favorilerinden biri değiliz diyor. Yani Rennes Dinamo Kiev'i gösteriyordu. Böyle diye son maçı lider girdi. Şimdi yine bence oyuncuların üstteki baskıyı kaldırmaya çalıştığını düşünüyorum ben bu açıklamalarla. Ki Jesus liderliği herkesten fazla ister. Bir tur fazla oynamamak isteyecektir. Ekstra iki maç. Yani son 16'ya kalmak varken, Mart'a kadar Avrupa maçı yapmamak varken erken bir Avrupa maçı da yapmak istemeyecektir. Son 16'ya kalacağında o turlarda garanti de değil. Evet, yani hem o var hem de daha erken Avrupa maçı oynama ihtimali var. Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımla eşleşeceksin. Çok zor bir eşleşme gelme ihtimali de var. Son 32'de dediğin gibi Şampiyonlar Ligi'nden çok güçlü takımlar düşüyor bu sezon. Ben Fenerbahçe kendi işini en azından bitireceğini, kazanacağını düşünüyorum ama averaj işleri ne olur onu bilmiyorum çünkü Kiev zorlayabilir. Yani zor bir galibiyet de olabilir, böyle bol gollü galibiyet. Yetmeyebilir. Çok böyle bol gollü galibiyete gidemeyeceğim ama direkt Fenerbahçe galibiyetin oranı güzel bence. Ben de Görkem'e katılıyorum. Grup liderliği tartışması çok denklemli, çok bilinmeyen denklemli bir bilinmez diyeyim.
Burada Fenerbahçe en azından rakibinin sonucunu beklemeden kendi galibiyetine odaklanacaktır diye düşünüyorum. Liderlik elbette futbolcuların aklında yer edecektir ama öncelik galibiyet tabii ki. Dinamo Kiev de grupta istediği sonuçları alamadı. Lucescu ne kadar farklı bir motivasyonda gelebilecek olsa da ben oyuncuların aynı motivasyonu taşıdığını düşünmüyorum pek. Çünkü grupta bir şansları da kalmadı. O açıdan düşündüğümüzde ben de Fenerbahçe'nin galibiyet oranını yeterli buluyorum. Dilerim liderlik olur. O averajlarda, o bütün koşullarda sağlanır. Çünkü liderlik hem son 16'ya direkt geçiş için önemli, hem de şimdi 3 takımımızın, konferans liginde konuşacağız, liderlik şansı var. Ülke puanı için de ayrıca büyük önem taşıyor. O yüzden dilerim liderlik olur ama Fenerbahçe galibiyeti oranıyla gayet değerli duruyor. Ben de Fenerbahçe galibiyetini değerlendireceğim. Şu anda yok ama gelirse veya canlıda değerlendirmek üzere ben kart üstü puanların değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunacağım. Ben gergin bir maç bekliyorum. Katılabilirim. İşimizde Kiev varsa ki ilk maç ne kadar gergindi hatırlıyoruz. O zaman Trabzon'a gidelim. Temsilcimiz Trabzonspor. Şu an diğer takımlarımızın liderlik durumunu konuşuyoruz. Trabzonspor'un gruptan çıkma durumu. Şu an en kritik durumda olan aslında Trabzonspor. Ferencvaros'u ağırlıyor. 6 puanı var Trabzonspor'un grupta. Bu 6 puanı da iç sahada kazandı. Yani iç sahada aslında iyi oynuyor. Ki Monaco'yu 4-0 yenmek kolay iş değil. Maç çok iyi başlamamıştı belki ama 4-0'a çevirdi. Yani Trabzon 4-0'lık tarihi bir galibiyet aldı. Şimdi bu maçı mutlak kazanması gerekiyor Trabzonspor'un. Yetmeye de bilir. Yetmeye de bilir dediğin gibi. Ben hızlı bir Trabzonspor başlangıcı bekliyorum. Yani ilk yarıda bir Trabzonspor golü, ev sahibi ilk yarı 0.5 üst bekliyorum. Diğer sonuçlardan bu ikinci yarı Trabzonspor oyunda bir düşüş olur mu olmaz mı? Oraya girmemek için ilk yarıda hızlı başlangıçta Trabzonspor golü bekliyorum. Ya Trabzonspor'un galibiyeti gruptan çıkmasına yetmeyebilir. Çünkü hiçbir şey kendi elinde değil. Monaco kazanırsa? Kızıl Yıldız maçına bağlı. Yani Monaco Kızıl Yıldız maçının berabere bitmesi gerekiyor. Yani Kızıl Yıldız da kazanırsa ikili avaraja bakıyoruz eşit. Genel avaraja bakıyoruz o da eşit. Dolayısıyla Trabzonspor'un elinde değiller. Şu avantajı var Trabzonspor'un ama Ferencvaros çıkmayı garantili de. En azından diğer takımlara göre motivasyonu biraz daha düşük olabilecek bir takımla oynuyor. Çünkü diğer takım, 3 takım da Trabzonspor da dahil tabii bu 3 takıma kazanmak için sahada olacak. Çünkü her şey olabilir bu 3 takım arasında. Ama Ferencvaros'un da ben performansıyla birlikte Trabzonspor'un da Avrupa maçlarında Monaco maçını saymazsak gol yiyen bir görüntüsü vardı açıkçası. Ben pek güvenmiyorum gol yemeyeceğine Trabzonspor'un. Ben de bu maçta karşılıklı gol varı değerli buluyorum açıkçası. Ben canlıya bırakıyorum. Yani böyle aksis durumlarda konferans ligi şansı da zora girebilir bir yerden sonra Trabzonspor'un. Yani o anlamda da bir önemi var. Üçüncülüğü de kaybetmemesi lazım bir yandan. Canlıya bırakacağım. Yani Trabzonspor kazanırsa Avrupa'da yoluna devam edecek. Bu garanti. Ya UEFA Avrupa Ligi'nde ya da konferans liginde. Bence çok da büyük bir fark yok. Trabzon kazansın. Ya Avrupa Ligi'nde ya Konferans Ligi'nde yoluna devam etsin. Kazanacağını da düşünüyorum ki ben. Ki bence Konferans Ligi'ne giderse Avrupa Ligi'nden daha ileriye gidebilecek bir potansiyeli de var kadrosu. Ülke puanı açısından baktığımızda arada büyük bir fark yok. Yok. Dolayısıyla Trabzonspor'un kazanıp Avrupa Ligi'nde ya da Konferans Ligi'nde yoluna devam etmesi bence değerli. Evet. O zaman yolculuğumuza Slavia Prag-Sivas maçıyla devam edelim. Madem temsilcilerimiz dedik, başarılar dileklerini gönderdik. Perşembe temsilcilerimizin maçlarıyla ön plana çıkıyor. Sivas Spor, Slavia Prag'a gidiyor. Burada da liderlik şansı... Tamam gruptan çıktık ama liderlik konuşacağız. Kaybedersek Slavia Prag lider. Çok zor maç bence. Yani Sivas Spor bu grupta inanılmaz işler yaptı. Yani Slavia Prag'dan iç sahada puan almıştı. Slavia Prag ki aslında beklediğimizden çok kötü performans gösterdi grupta. Yani grubu aslında silip süpürmesi bekleniyordu kurallar çekildiğinde. Şimdi ki onların hani Sivasspor'a puan kaybıyla belki gruptan çıkamama ihtimalleri de var. Kluj'la aynı puandalar çünkü. Böyle de bir ihtimal var Slavia Prag adına. Yani hem liderlik hem gruptan çıkmak adına Slavia Prag işini şansa bırakmak istemeyecektir. Slavia Prag kazanırsa gruptan lider çıkıyor. Evet. Sivasspor ikinci çıkıyor. Bahsettiğin üzere Slavia Prag kazanamaz. Kluj kazanırsa Kluj çıkıyor ikinci. Ben ilk yarıda Slavia Prag golü olacağını düşünüyorum. Burada
üçlü averaj da devreye giriyor. Evet. O üçlü averaj devreye girdiği için Sivas zaten Kulübü'yü iki kere yendi. Bir de beraberliği var. 7 puanla gruptan çıkmaya garantiledi. Liderlik için değişkenler var. Ben de Slavia Prag tarafındayım. Yani hatta Rıza Çalınbay bu maça yedeklerin yedeğiyle de çıkabilir. Ben ilk yarı Slavia Prag golü alacağım. Birinci yarı ev sahibi 0.5 üst. Özür diliyorum. Sivas Spor güzel açıldı son maçlarda. Avrupa'da özellikle ben bu kadar motive bir Sivas Spor beklemiyordum ama gruptan çıkmayı garantilemiş bir Sivas Spor ve Rıza Çalınbay'ın da haftalardır o söylemi varken işte fikstür bizi çok yoruyor zaten kadroda yaşlı diye düşünüyorken ben gruptan çıkmayı garantilemiş bir Sivas Spor'un yedek kadroyla biraz rotasyonlu bir kadroyla çıkabileceğini düşünüyorum. Ama burada da son 16 playoff turumu var. Evet. Bence yani... Sivas Spor'un önceliği bu değil şu an. Benim düşüncem o yönde. Yani ilk düşüncesi bu bir sonraki turu düşündüğünü sanmıyorum. Kadroda biraz rotasyona daha çok önem veriyor. Ama iki maç daha fazla yapacaksın o zaman. Yapabilirsin. Burada rotasyon yapıyorsak oradaki iki maçı neden fazla yani aslında daha fazla olduğunu garantisi de yok. Yani son 16'yı göremeyebilirsin. Tabii. İki maçta. O da var. Yani ben onu o günün problemi olarak yani görüyorum. Çok fazla şu an kupa odaklı. Kabullenmedi. Israrla yani, kabullenmedi oradan. Hayır ben dediğini anlıyorum senin abi ama yani şu an ben Rıza Hoca'nın önceliğinin bu olduğunu düşünmüyorum sadece. Daha rotasyonlu bir kadro ben de bekliyorum ki zaten rotasyonlu bizi bir kadro. Bunu düşündüren zaten Rıza Çalınbay. Her maçta bunu söylüyor zaten. İşte çok sakatımız var. İki haftada bir, iki günde bir maç oynamak Anadolu takımlarının hocanın çok... hiç değişmeyen açıklaması. Evet. Dolayısıyla yani Orhan bu yüzden bu açıklamaları yapıyor yani. Bu yorumu bu yüzden yapıyor. Hakem isyanı, transfer isteği. Ama bu dene gruptan da çıktı Rıza yani. Rıza Çalınbay çok fazla hakeme bir şey söylemez. Türkiye'de bir numara abi. En çok hakem eleştiren hoca. Yok canım Okan Buruk'un eline su dökemez. İlk iki. O gündemde ya abi sen Sivas'ı bazen kaçırıyorsun Rıza Hoca'yı. Şimdi Rıza Çalınbay dediğin zaman sakatımız var, kadromuz dar. Avrupa'da iki günde bir maç yapıyoruz, yorgunuz. Bunu evet. Kaldıracak gücümüz yok. Rıza Çalınbay'ın klasik açıklaması budur. Başta kötü sonuca seni hazırlıyor zaten. Tabii canım. Tabii iyi bir şey çıkarsa da seviniyorsun. Şu an olduğu gibi liderlik konuşuluyor. Ama dediğim gibi Sivas Spor bu maça ana kadroyla da çıksa da ben açıkçası Slavia'yı kendi evinde bir adım daha önde görüyorum zaten. O yüzden ben de ilk yarı bir Slavia Prag golü alacağım. İlk yarı Slavia galibiyeti de denenebilir diye düşünüyorum bu maçta. Başakşehir Hearts. Kazandığı takdirde hiçbir sonuca bakmıyor, grubu lider bitiriyor. Bence de öyle olacak. Yani öyle kısa yoldan gireyim ben. Başakşehir'in ben kazanmasını bekliyorum. İlk yarıdan skoru almasını bekliyorum. Hearts deplasmanı zaten yürüye kazanan bir Başakşehir vardı. Çok fark edecek bir maç beklemiyorum. Yine aynı şekilde. Fiorentina'dan yenilerek döndü ama bence istediğini aldı. İkili averajı aldı. Kötü oynadı bir maçtı. O da gidebilirdi elden. Ben valla kazanmasını bekliyordum. Öne de geçti. Şanslı bir goldü de. Ama maç bir yere, yani farka da gidebilirdi. Çok kaçırdı Fiorentina. En azından istediğiyle çıkmış oldu. İlk yarı bir benim tercihim. Hearts'ı Rigas maçında da seyrettim. Ligdeki Roskanti maçıydı yanılmıyorsam. Deplasmanda kazandı seyrettim. O Başakşehir'in farklı kazandığı kadar ki kötü bir Hearts takımı yok. Yani burada bir gol atarsa şaşırmayacağım. Başakşehir kazanır ama bir gol yer gibime geliyor. O zaman maç sonu 1-2.5 istiyorsun. Evet. Veya KG var. 1 ve KG var. Oranı çok iyidir. Matematik yine oranın dilin harika bir oran yakaladın yine oradan. Daha da oranı yukarı çektin. Ben de Başakşehir kazanır, grup liderliğini vermez bu saatten sonra diyorum. Orhan bana bakıyor ama ne yani diyecek? Grup liderlikleri bu arada önemli. Yani hem son 16'ya direkt kalıyorsunuz hem de artı önemli bir bonus puanı daha geliyor. Yani artı bir de ülke puanı adına. Artı bir de kasaya da para geliyor. Tabii ki evet. Tabii yani her açıdan avantaj tabii ama Başakşehir de buraya kadar getirmişken kaybetmek istemeyecektir o liderliği. Ama ben Hearts'ın her ne kadar kıstas olarak tam alınamayacak olsa da ligde oynadığı maçları da beğendim son dönemde. Bu açıdan düşündüğümüzde Başakşehir'in de biraz yorgunluk belirtileri artık verdiğini düşünüyorum. O sezon başındaki direncini korumakta zorlanan bir Başakşehir var. Bir Hearts golü denenebilir gibi geliyor bana. Karşılıklı gol var olacak benim de tercihim bu maçta. Perşembe günü Avrupa Ligi konferans temsilcilerimizi konuştuk. Bunun dışında önerisi olan var mı? Yok, Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi daha cezbedici. Onurcan olsa vardı abi. Vardı. Arsenal derdi. Kulaklarını çınlatalım. Arsenal Zürich ilk kere 1.5 üst bekliyorum deyip geçeyim ben en azından. Valla çarşambanın bana göre
en güzel maçlarından biri. Milan-Salzburg maçı olacak. En iddialı maçı grubu. Evet. Grubun en iddialı maçı. Chelsea 10 puan, Milan 7, Salzburg 6, Dinamo Zagreb 4. İddialı maçlarla gidelim o zaman abi. Buyurun. Yani Milan Torino'ya kaybetti. Normal. Maalesef. Ben izledim. Sen de bizimleydin yayında. Hak etti sonuna kadar yenilgiyi. Evet, ben ama burada hatırlarsanız zorlanabileceği bir maç, ilk yarı sıfır demiştim. Sen maçı izledin mi? İzledim. Milan'ın attığı gole ne diyorsun? Verir misin? Milan'la olduğum için veririm ama normalde verilmeyebilir. Gerçekten kötü bir futbol vardı Milan adına. Ama ben ilk tercihi bu maçla ilgili Ozan German girdiği için ona bırakmak istiyorum. Rol çalmayacağım. Milan kaybetmezse gruptan çıkıyor. O rahatlığı var, evet. O güzel. Bu yüzden Salzburg kazanmak zorunda. Beraber bekliyor. Peki ikinci yarı daha fazla gol izleme şansımız olur mu? Hani riskler artık alınacak. Her şey olabilir ama benim tercihim beraber. Direkt sıfır yazıyorsun. Evet. En fazla gol ikinci yarı diyorum. Ben bir ve karşılıklı gol var diyorum bu maçta. Salzburg'un gol atacağını düşünüyorum çünkü Milan gol yer bir şekilde. Avrupa'da özellikle. Ama Salzburg'un açıldığı dakikalar, yani şöyle 2-0 erkenden bulabilir Milan. Risk alabilecek Salzburg karşısında ama gol yer diye düşünüyorum. Bir ve karşılıklı gol var beklendi. Ben de Salzburg'un daha istekli olacağını düşünüyorum ama bu istek pek sonuç vermiyor açıkçası. Salzburg cephesinde ligde oynadıkları maçlar bazen böyle hücum anlamında o Salzburg'u görmek istiyorsunuz ama istediğinizi pek alamıyorsunuz. Şampiyonlar Ligi'nde çok ekstra sonuçlar, ekstra puanlar alır gibi oldular. İyi bir mücadele ortaya koydular ilk maçlarda ama o da pek yeterli olmadı sonrasında. Salzburg bence daha atak oynamaya çalışan taraf olacaktır. Milan tutacaktır diye düşünüyorum ben. İlk yarı beraberliği denenebilir bu maçta. İddialı maçlar çarşambada böyle, yani gruplara baktığımız zaman Shakhtar Leipzig maçı olarak da öne çıkıyor. Eğer Shakhtar galip gelirse ilk maçı da düşünürsek Shakhtar gruptan ikinci çıkıyor. Leipzig eleniyor. Çok formda bir Leipzig var. Beraberlik yetiyor. Liderlik şansı da var. Yok değil Leipzig'in. Real Madrid'in takılması durumunda kazanırlarsa lider olma şansları da var. Ben bu iddialı maçı programdan alıp size taşımak istedim. Buyurun. Yani bir yandan Shakhtar'ın Şampiyonlar Ligi ihtimali konuşuyoruz. Diğer tarafta Dinamo Kiev grup sonuncusu olmuştu. Yani Ukrayna'da tamam kriz var ama burada Lucescu'nun da başarısızlığını tekrar ortaya koymuş olduğunu, çok net açıklamalar yapmıştı sezon başında biliyorsunuz. Özellikle Fenerbahçe ile ilgili ama. Yani kim ne diyebilir ki? Ki ben aslında Shakhtar'ın daha çok etkilenmesini bekliyordum. Daha çok Brezilyalılar üzerine kurulmuş bir yapısı vardı. Doğru. Ama Dinamo Kiev daha kötü etkilendi. Maça geçeyim. Ben Shakhtar'ın şansı sonuna kadar kovalayacağını düşünüyorum. Ama Leipzig'in de bu maçta gol bulması bence çok muhtemel. Shakhtar gol yiyebilen bir takım. Leipzig de çok formda. Karşılıklı gol var, beklentim var. Sanki bir gollü beraberlik havası da var maçta. Vallahi bir sürpriz bekliyorum ben. Shakhtar galibiyet. Sürpriz yani, olmaz ya Shakhtar galibiyeti. Leipzig buralara kadar gelip sonu yapamayacak. Sonunu yapamayan takımlardandır Leipzig. Shakhtar'ın her ne kadar tabii ki yaşadıkları kimsenin yaşamasını istemediğiniz durumlar olsa da buraya kadar getiren Shakhtar Şampiyonlar Ligi tecrübesi Leipzig'ten çok daha fazla. Ben kazanır diyorum. İtiraz etmem, ben de gollere gidiyorum. Karşılıklı gol bekliyorum. Çünkü Leipzig de çok formda geliyor. Shakhtar'ın yani oranına baktım. 4. Şu an 4 bol şans. Maç Bologna'da değil mi? Yani? Değil. Evet. Ben bu maça hiç girmiyorum. Tamam. Benim çarşambada gözümü diktiğim bir grup var ki bence günün en güzel karşılaşmaları da orada. Benim gruptur inşallah. Seninle dün tartıştığımız. Tabii. Birinci ve ikinci belli olacak. Bir de üçüncülük, dördüncülük mücadelesi var. Hiçbir şey belli değil henüz. Evet. İki namağlup takım birincilik için mücadele edecek. Namağluptan kastım tüm sezon namağlup. Şu takımların isimlerini de versen de böyle bir... Bence... Nereye gelecek? İpucuyla ilerliyoruz. Merak ettiriyoruz abi. Ama şimdi namağlup deyince zaten tüm seçenekler gitti abi. Paris Saint-Germain Juventus'la karşılaşacak. Diğer tarafta da Maccabi Haifa Benfica karşısında o sürpriz üçüncülük şansını arayacak. Juventus-Paris Saint-Germain maçı burada tabii ki. Daha dikkat çeken maç. Juventus kötü bir sezon geçiriyor. Allegri tartışmaları devam ediyor. Juventus'a baktığımızda sezon içinde aslında pek hoca değiştiren bir takım değil. Ama bu sezon işler farklı olabilir diye düşünüyorum.
Paris'te en son oynadığı Troy maçında açıkçası soru işaretleri bıraktı ama Şampiyonlar Ligi'nde de farklı oynayabiliyorlar. Burada Juventus gol bulacaktır ama Paris Saint-Germain kazanacaktır bence. Grup liderliği için bu maçı önemseyebileceklerini düşünüyorum. Tercihim maç sonucu 2 ve karşılıklı gol var olacak. Üstte zaten demek oluyor bu. Şimdi Paris Saint-Germain de Benfica'da kazandığı takdirde Paris Saint-Germain grup lideri. Genel avarajı yani onlar. Genel avarajı artı 4 kapanması onlar. Çok kolay değil. Tabii farklı kazanmaları durumunda bu değişebilir. Beraberlik halinde ikisi Paris Saint-Germain yine grubu lider bitirir. Ben size şu taraftan sormak istiyorum. Avrupa Ligi'nde yoluna sizce kim devam eder? Belli olmaz. Maccabi Benfica'ya bir sürpriz yapar mı? Şöyle de özür dilerim girecektin konuya galiba ama hani iki takım da kaybederse iki takım hani Juventus Maccabi'nin ikisinde eksi iki averaj var. Belki de averajla Maccabi Haifa geçecek. O da olabilir yani. Puan alaması da olabilir. Evet ikili averaj aynı. 3-1-2-0. Evet. Juventus 3-1 yendi. Maccabi 2-0 yani yendi. Şey diyor Juventus Benfica'dan Paris Saint Germain'den farklı bir yenilgi alırsa. Evet. Dolayısıyla Maccabi genel averajda geçip mağlup olsa bile üçüncülüğü alabilir. Dolayısıyla orası biraz Paris Saint-Germain o hiç Benfica için de geçerli. Maccabi tabii ya. Ki canım. Tabii. Ben zaten bu senaryonun olacağını. Peki olmaz mı Benfica'da rotasyon vesaire? Olur. Olur. Burada grup lider. Bence bu grupta hiçbir sürpriz olmaz. Zor o maçlara olmaz. Girmek bana çok zor mantıklı gelmedi. Yani. Birbiriyle biraz bağlı olduğu için ya maçlar. Ben açıkçası liderliğin önemseneceğini düşünüyorum kendi adıma. Benfica'nın da beklediğimiz o Paris Saint-Germain Juventus farkı olur muyu? Biraz Benfica'dan bekliyor gibiyim. Sahaya farklı bir futbol yansıtabilirler. Ligde de güzel bir maç oynamışlardı zaten. İlk yarı diğer. İlk yarı skoru diğer Benfica maçı. Da Maccabi Haifa. Bir takımın 3 gol atmasını bekliyorsun yani. Ya Benfica'nın atacağını düşünüyorum. İlk yarı 2.5 üstte. Belki olası bir Maccabi golünü. Şey küçük kaldı benim oranım. Ben karşı gol var diyecektim. Ya Maccabi de atar çünkü. İlk yarı 2.5 üst diyeyim o zaman. İlk yarı 2.5 üst. İlk yarı 1.5 üstte oluyorum ben de o zaman. Çekiliyorum. Ben de salıya geçiyorum. Ben eğer kadroya bakacağım Benfica rotasyon yaptıysa net bir yazacağım. Peki her halükarda Paris kazanır diyor musunuz? Ben diyorum. Ben de Paris kazanır. Yok demiyorum ben. Peki. Yani ben hani herkesin fikrini ben diyebilirim. Juventus'u beğenmiyorum ama ben Maccabi'den Shakhtar sürprizi istedi. Bir ben Maccabi sürprizi bekliyorum. KG var 2 bir de Paris. Yani grup liderliğinin de çok büyük bir önem olduğunu düşünmüyorum yani. O yüzden ben yani Maccabi'den... Grup ikincisiyle oynama oluyor sadece ama kimler grup ikincisi olup yani kötü eşleşmelerde olabilir. İnter'le Bayern Münih hangisini istersin? Evet. Ozan abi ama şöyle düşün. Beşiktaş grup lideri oldu. O müthiş sezonda Bayern Münih'le eşleşti. Onu diyorum işte. Önemli değil diyorum grup lideri olmak. O Hasan da... Sana... Ya çok büyük sürprizler denk gelmediği sürece bence yine önemli aslında. Öyle olmuyor. Yani şimdi şu grubu söyleyeceğim. Tottenham salı gününe geçiyorum. Sporting Lisbon, Frankfurt, Marsilya her takımın şansı var. Hangi takım lider olacak, hangi takım ikinci olacak? Önem var mı şurada? Sen bir tek belki Tottenham'ı istemezsin ama yani çeksen de hani Marsilya mı Tottenham mı yani fark etmez. Benim için çok tabii fark çok etmez yani. Atıyorum bir Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe bu takımlardan biriyle oynayacak olsa acı şu bir olsun, şu iki olsun diye zaten şampiyonlar arasında. Çok düşünmem yani. Ben İngiliz olduğu için Tottenham istemem bize. Çok ters geldi. Kötü oynuyorlar yani. Kötü oynuyor ama çok şimdi kötü. Marsilya Tottenham maçı var. Tottenham 8 puanla lider. Marsilya 6 puanla son sırada ama Marsilya bir yendiği zaman 7'şer puanlı Sporting Lisbon'la Frankfurt kendi arasında oynadığı için çıkacak. Ben kan gövdeye getirecek diye düşünüyorum. Kartlar mı? Kartlar. Şimdi açılır mı bilmiyorum. Hafta sonu majör liglerin alt liglerine yani Bundesliga 2'ye İtalya Serie B'ye, İspanya 2. Ligi'ne barış. Kırmızı kart oyunları açıldı. Maç önü mü? Maç önü. Tamam. Daha önce açılıyordu majör ligleri ama alt ligleri açılmıyordu. Bu sefer onlara da açıldı. Ama maalesef tabii Süper Lig'de ve Türkiye 1. Ligi'nde yok. Oraya olmasını da talep ediyoruz. Oraya bir ayrım yapıyorlar nedense. Kornerlerde de aynı şekilde. Canlı iddiada. Ben bir kere 5.5 kart üstü bekliyorum. Kırmızı kart açılırsa da kırmızı kart bekliyorum. Kim görür? Kimden bekliyorsun ya? Hiç fark etmez. Marsilya maçları çok sert geçiyor. Marsilya da görebilir, Tottenham da görebilir. Marsilya kazandığı takdirde... Yani taraf kırmızı kart seçeneği olsa ona göre oran yükseltme adına belki Marsilya'yı seçebilirdim. Yani 4 civarı çıkıyor oranlar. 3.85-4 civarı çıkıyor kırmızı kart oranları. Taraf kart olursa herhalde böyle 6-7 katı gibi çıkar. O zaman onun riskine girerim ama şu anda öyle bir durum da yok zaten. Kırmızı kart beklemeyenler için 5.5 kart puanı üstü. Sarı kartların da çok olacağını düşünüyorum maçta.
Kırmızı kart zaten 2 puan kart puanında. Ama doğrudan kırmızı kart, tek bir kırmızı kart da beklenebilir. Tercih açısından çok zor bir maç benim adıma. Yani kart tercihleri en güzeli gözüküyor. Tottenham kazanır diyemiyorum. Tottenham beni oraya yönlendiremiyor. Ki bu sezon grupta deplasmanlarda çok da kötü oynadılar. Biraz ilk yarı sıfıra yakınım bu maçta. Sanki dengeli bir başlangıç olabilir. Tottenham kaybetmez, Lisbon kaybetmez çıkıyorlar bu arada. Baktığımız zaman. Mesela o Lisbon-Frankfurt maçı da. Bence asıl orada kartlar. Ben de orada çünkü Sporting zaten olağan şüpheli kart. Ama Marsilya maçları. Evet. Frankfurt'ta kart görebilir. Çok ortada yani gerçekten kan gövdeye götürecek bir grup son hafta. Yani burası da 5.5 kart üstü ve kırmızı kart denilir bu maçta. Burası bu grupta gerçekten çok canlı iddialık bir grup. Grup zaten hep öyle geçti ama Sporting... Bence canlı iddialık değil de maç yönü kartlık. Kart katılıyor. Evet, maç içinde de alabiliriz ama o kart oyunlarını. Düşük oluyor. Olabilir. Şöyle doğru. Çünkü yani... Sunulan... 2.5 evet. Karttan başlıyor. 2.5 kart puanı üstü 1.60'lardan 1.50'lerden başlıyor. Bir takım bir sarı kart gördüğü zaman 3.5 kartı açmıyor. 2.5 kart 1.24'ten evet. Devam ediyor. Dolayısıyla alternatifler bir, sunulmuyor. Cazip durum yok. Doğru. Maç önü daha cazip. Bu grup zaten hep böyle karışıktı. Ben iki maçında tercihinin zor olduğunu düşünüyorum. Ve en basit örneği işte Sporting 2-2 ile başladı. Sonra 2 Marsilya mağlubiyeti. Grupta herkes bir anda çıkmak için aday oldu. Son haftada bence yine hiç tahmin edilemez duruyor bu skorlar açısından. Kartlara katılıyorum ben de. İki maçta da kart değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Liverpool-Napoli ile final yapalım mı? Yapalım. Yapalım. Napoli çok rahat. İşte o rahatlıktan dolayı Liverpool öne çıkar mı? Ya biraz aslında formalite maçı gibi gözüktüğü için uzak durulabilecek de bir maç. Yani Liverpool biraz farklı kazanmalı 4-0. Ki... 4 farklı kazanması lazım. Napoli de buna izin vermez bence. Hatta 4 farklı kazanırsa lider. Liverpool'un direncini şöyle kıracaktır. Ben Napoli'nin gol bulacağını düşünüyorum. Sonra 3-1'de 4-1'de yenilse zaten fark etmeyecek. O yüzden Liverpool ciddi bir efor sarf eder mi ya 4 gol atmak için abi? Yani bir yani kere kadroyu görmek lazım. Yani. Premier Lig'de çok kötü gidiyorlar. Diğer tarafta Napoli bir rotasyon yapabilir. Rotasyonunda da zaten Simeone var yedekte. O da gol atıyor. Osimhen ilk 11'e geri döndü ama Raspadori Osimhen'in yokluğunda zaten gollerini atıyordu. Zielinski ile Ozan'ı falan oynatmayabilir. Elif Elmas oynayabilir. Belki Kim Min-jae'yi dinlendirebilir. Ama Napoli'nin kadrosu, yani Napoli Fenerbahçe'ye benzetmemin sebebi o. Kim oynarsa oynasın aynı futbol oynuyorlar. İki takımın bu maçtan sonraki fiksürüne baktım. Napoli Atalanta ile oynayacak. Liverpool da Tottenham'la oynuyor. Yani ikisi de yedek ağırlıklı çıkabilir. Alt bile biterse şaşırmayacağımız bir maç olabilir yani. Yani ikisi de yedek ağırlıklı çıkarsa Napoli daha ön planda. Napoli gol atar. Yine. Daha da iddialı. Kadroları gördükten sonra tabii. Yani 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliyorsun yani. Simeone oynar. Raspadori oynar. Elif oynar. Elif Elmas oynar. Güzel kadrosu var. Ya zaten ben Serie A'da da o nedenle Napoli'yi şampiyonluk adayı görüyorum. Ki ona rakip olacak takım zaten sürekli takılıyorlar. Napoli her zaman bir yerde düşerdi. Kadro kalitesi çünkü düşüktü. Yani yedekleri düşük, rotasyon ihtimali az oluyordu. Bu sene onu da çözdü Spalletti. Başta sanki o sene der misin? Napoli şampiyonun en büyük adayıdır. Serie A'da Şampiyonlar Ligi'nde olarak algılanmasın Serie A'da. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bir kez daha temsilcilerimize yürekten başarılar dileklerini gönderelim. Artık grup karşılaşmalarını noktaladık. Son 32-16 turlarıyla yayınlarımız hafta içi seansında devam edecek. Hafta sonu tabii ki Major Ligler önümüze gelecek. Konuşacağız. Tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.